Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özge Kurt. HTML5 web tasarım video serimizin devam niteliğinde olan sırasız listelere geçtik. Öncelikle listeler önemli bir konudur. Sıralı ve sırasız olarak ikiye ayrılır. Kod kısmına geçmeden önce biraz kafanızda canlanmasını istiyorum. Bu yüzden kendi web sitemde de içerik olarak yayınladım. Buraya bir göz atalım, daha sonrasında kod kısmına geçeriz. HTML sayfalarına birbiri ardına gelen elemanları sıralamak için listeleri kullanırız. Ki bunu çokça kez de web sitelerinde görmüşsünüzdür. Hatta en kısa örneğinden şurası menü bar ama burada bile yani hani bir liste söz konusu. Eğitim, yazılım, soru çözüm vesaire burada gidiyor. Mesela yazılım dediğim zaman bir tane daha bir liste karşıma çıkıyor. Hani iç içe listeler oluşuyor. Bugün bu videoda bunları daha da detaylandırılarak nasıl yapıldığını kod kısmında da göstereceğiz. Videonun başında da dediğim gibi listeler sıralı ve sırasız olarak ikiye ayrılıyordu. Biz sırasız listeleri işleyeceğiz bugün. Sırasız listelerde ule etiketi kullanılıyor. Ule etiketini yazdığımız zaman aslında bir sırasız liste geleceğini söylemiş oluyorum. Li etiketi ise listenin içerisinde yazılacak şeyleri bildiriyor. Atıyorum hani ule yazdığım zaman sırasız olacak ama li yazdığım zaman atıyorum işte eğitim yazacak, yazılım yazacak, soru çözüm yazacak. Hani bunların her biri birer elemandır ve ben bu her bir elemanı li etiketlerin içerisinde belirtirim. Peki aklınıza şöyle bir soru gelmiş olabilir. Sırasız listelerden kastımız tam olarak nedir? Şu arkadaşlar bir şeyin bir sırası yoksa atıyorum 1, 2, 3, 4, 5 gibi hani o listelerin başında oluyor ya hani 1, 2, 3, 4 hani bir sıralıyor. Bunlar yoksa ya da A, B, C, D gibi böyle bir ardışıklık, ardışıllık yoksa ve hani mesela yanında yuvarlak olabilir. Mesela her bir liste elemanın başına yuvarlak olur. Mesela işte bunların bir liste olduğunu düşünelim. Eğitim, yazılım, soru çözüm, İngilizce. Atıyorum bunlar bir liste yapacağım ben şuraya. İşte bu kısımda işte yuvarlak eğitim, yuvarlak yazılım, işte yuvarlak soru çözüm vesaire bu şekilde bir liste oluşturuyorsam yani herhangi bir sırası, herhangi bir ardışıllığı yani 1, 2, 3, 4 ya da A, B, C gibi bu kısmı yoksa biz bunlara pardon sırasız listeler diyoruz. Devam edelim. Bu li elemanların içerisine ben yazı yazabileceğim gibi arkadaşlar resim ve paragraf gibi birçok çeşitli içerik ekleyebilirim. Yani illa bildiğimiz stabil bir şekilde işte listede işte kelime kelime yazı yazı olmak zorunda değil. Uzun uzun paragraflar da yazabilirim listelerime. Ya da dediğim gibi resim vesaire bunları da ekleyebiliriz. Ve bir önemli husus da şudur arkadaşlar. Bu li etiketi yani li elemanları blok elemanlarıdır. Bunu nereden hatırlıyoruz? Bir önceki derslerimizde gördüğümüz paragraf yani P etiketinden hatırlamamız gerekiyor. P etiketi de bir blok etiketiydi. Peki blok etiketi neydi? Yani ben eğer bu li içerisine atıyorum eğitim yazdım. Bundan sonra gelecek li etiketin içerisine ne yazarsam yazayım yan yana olmayacak. Çünkü li etiketi bir blok etiketidir ve tüm satırı kaplar. Şimdi buraya kadar biraz kafanızda bir şeylerin oluştuğunu düşünüyorum. İsterseniz editörümüzü açalım, kod kısmına geçelim. Daha detaylı ve kodsal olarak daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Editörümüzü açıyoruz. Öncelikle bunları bir kapatalım. Yeni oluşturalım. Hemen hatta bir hatırlatma yapalım şu kısımda. Temel iskeletimizi nasıl oluşturuyorduk? Doş tip HTML diyorduk. HTML 5 kullandığımız için versiyonu. HTML kodları yazacağımız için HTML etiketi kullanıyorduk. Kapattım. Head kısmımız vardı. Bunların içeriğini şu an doldurmayacağım. Meta ve title'ımız vardı. Ama doldurmayacağım şu anlık. Çünkü bunu bir önceki videolarımızda detaylı bir şekilde göstermiştik. Ve body kısmımız vardı. Peki. Biz bu listeyi nereye yazacağız arkadaşlar? Bu kodu nereye yazacağız? Tabii ki de body kısmına yazacağız. Neden body kısmı? Çünkü body kısmı web sitesinin içeriğini oluşturuyor. Ben de bir liste oluşturuyorsam zaten muhtemelen web sitemde görünen kısmında yani şu içerikler kısmında ben bir liste oluşturuyorum demektir. O yüzden tabii ki de body kısmına yazacağız. İsterseniz başlayalım. Tabii başlamadan önce şu an new 1
renklenmedi hiçbir şekilde. Çünkü bir HTML uzantısız değil. İsterseniz bunu Ctrl S yapalım. Nasıl yapıyorduk? Burada masa üstünde HTML 5 var. Tamam. Sırasız listeler nokta HTML ismimiz sırasız listeler olsun. HTML uzantılı olduğunu belirtmem için nokta HTML diyorum. Şuradan da seçebilirim. Kayıt türünde seçebilirim. Kaydettim. Şu an bir HTML dosyası oldu. HTML uzantılı bir dosya oldu arkadaşlar. Öncelikle ben bir sırasız liste yapmak istiyorum. Yani benim liste elemanlarımın başında 1, 2, 3, 4 ya da ABC gibi olmasın. Direkt normal liste hani sırasız bir şekilde yazılsın istiyorum. Eğer benim isteğim bu yöndeyse yapacağım ilk öncelikli şey neydi arkadaşlar? UL etiketini açmak. Neden? UL etiketini hani bizim satır satır okuduğu için UL'yi gördüğü an diyecek ki sırasız bir liste geliyor. Hani bunu bildirmeye yarıyor sadece UL etiketi. Ben bunu yazdığım zaman hani buraya kendi elemanlarımı yazmamın bir önemi yok. Buraya kendi içeriğimi, elemanlarımı yazmak istiyorsam li etiketini kullanmam gerekecek arkadaşlar. Şöyle yan yana da yazabilirim. Zaten küçük bir şey yazacağım. Altına sarkıtmaya gerek yok. Li etiketi mesela ne olsun? Ne yazalım? Şunu yazalım. Özge Kurt yazalım şimdilik. Özge Kurt diyelim. Birinci elemanım bu olsun. Atıyorum. İkinci elemanım şöyle yapalım. Li etiketi. Her bir elemanım için ayrı li etiketleri kullanıyorum. Neden ayrı li etiketleri kullanıyorum? Çünkü her biri bir eleman. Ve ben bunu Özge Kurt yazdığım zaman bundan sonraki elemanım yani liste elemanım, li elemanım bir alt satırda gelecek. Bunu da zaten çalıştırdığımız zaman tarayıcımızda daha net bir şekilde göreceğiz. Mesela buraya da hemen hızlı bir şekilde Öz Engineer yazalım. Şimdilik kaydedeyim. Şu an bir kodumuza bakalım. Ne yaptık genel olarak? Bir UL etiketi oluşturduk. Bu UL sırasız olması için kullandığım etikette. Daha sonra elemanlarım için, her bir elemanım için li etiketi kullandım. Ve içine hani ne yazmak istiyorsam elemanım neyse onu yazdım arkadaşlar. Ctrl S ile kaydediyorum. Dosyama geçiyorum. Bakalım tarayıcım burada. Sırasız listeler. Şu an gördüğümüz ne? Bu şekilde şöyle yana atalım isterseniz. Ne yapmıştık arkadaşlar? Sırasız olacağını belirttim. Daha sonra iki elemanım var. Özge Kurt ve Öz Engineer. Gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştırmam gerekirse sırasız olduğu için herhangi bir sıra atamamış. Direkt mesela yuvarlak demiş. Yuvarlak atamış. Otomatik atandığı için yuvarlak. Bu arada direkt Özge Kurt demiş. Sonra ikinci elemanım ne? Öz Engineer. Direkt ikinci elemanıma Öz Engineer atamış. Ve gördüğünüz gibi li elemanı da aynı P etiketi gibi P etiketi gibi blok elemanıdır. Neden blok elemanı? Çünkü bir sonrakinde alttan başlayarak devam ediyor. Peki ben bunlara her bir elemanıma P etiketini kullanamaz mıydım? Evet kullanabilirdim ama şu şekilde olurdu. Bu tabii tamamen tercihe bağlı. Şimdi li elemanı zaten bir blok elemanı yani bir satır alttan başlatıyor. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi P etiketi de blok etiketi ve o da bir satır yukarıdan ve aşağıdan birer satır boşluk bırakıyor. Bunu yaptığım zaman bu sefer listemde daha geniş olacak. İsterseniz bunu da görelim. Şöyle li etiketlerini şöyle yapalım isterseniz. Şuraya bir P etiketi açalım. Buna da aynı şekilde yapalım. Şöyle P etiketimi kapattım. Şu an ne yaptım arkadaşlar? Şurayı bir açalım görelim. UL etiketim zaten açılış ve kapanış etiketlerim var. Sırasız olduğu için. Daha sonra birinci li etiketim, ikinci li etiketim. Buradan da anlıyorum ki sadece iki elemanım var. Ama bu elemanlarımı da P etiketleriyle yani paragraf etiketleriyle de ekstra iç içe yapmışım. Bunu kaydedip çalıştıralım. Ne gibi bir fark olacak?
an kaydettim. Gördüğünüz gibi bir satır daha aşağıdan başladı. Neden? Çünkü dediğim gibi li etiketi de bir blok etiketi. Zaten bir satır aşağıdan başlatıyor. P etiketi de blok etiketi olduğu için üstten ve alttan birer boşluk bıraktığı için ben bunu da kullandığım zaman bir satır daha aşağıya geçiyor. Bu dediğim gibi tamamen tercih meselesi. Listenizin bu şekilde olmasını istiyorsanız P etiketini de kullanabilirsiniz. Peki şimdi isterseniz şunu yapalım. Mesela sırasız ama şuradaki yuvarlak olarak otomatik olduğu için yuvarlak olarak atanmış. Ben atıyorum yuvarlak olmasını istemiyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Şunu yapacağım. ULE etiketi neydi? Sırasız etikette. Sırasız olduğunu söyleyen etikette listemin. O zaman ben bu ULE etiketine bir attribute ekleyeceğim. Etiketlerin yanlarına ekstra olarak yani aynı etiket içerisinde etiketten çıkmıyorum şu an şu içeride yazacağım. Aynı etiket içerisinde ekstra bir özellik yani attribute atadığım zaman bu etiketin aslında tiplenir yani nasıl desem ekstra özelliklere sahip olabilir. Mesela burada bir özelliği var ki hani bunun dışında daha birçok özelliği var gördüğünüz gibi sadece type değil. Type'ına diyorum ki teker diyorum yani kare olsun diyorum. Yani aslında şunu yaptım arkadaşlar satır satır okuduğu için ULE'yi gördü. Sırasız bir etiket olacak dedi. Devam etti. Tipini de belirttim ben. Type de belirttim. Tipi de dedi kare olacakmış dedi. Yani sen bunu ben dedim ki bunu otomatik olarak at ama ben bu sırasız listelerimin başındaki şekli objeyi kare olarak istiyorum dedim. Ve ondan sonra li etiketlerim hani elemanlarım gelmeye başladı. İsterseniz bunu da Ctrl S ile kaydedip yenileyelim. Gördüğünüz gibi bu sefer buradaki kısım kare oldu. Dediğim gibi bu kısmı daha çok şekillendirebilirsiniz. Değişik tiplemelerde atayabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya geri alalım. Kare olarak kalsın. Şimdi peki bunu yaptıktan sonra daha ne yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Mesela bizim illa etiketler listelerimiz tek böyle tek düze işte bu ya da işte 5-10 tane daha böyle listeler halinde gitmeyebilir. Örneğin tekrar şuradaki örneği göstermek istiyorum. Buradaki gibi atıyorum şunu bir liste olarak düşünün arkadaşlar. Eğitim var, yazılım, soru çözüm, İngilizce, gündem, teknoloji, kültür, spor, iletişim var. Ama mesela yazılımın da içinde aslında bir liste daha var. Atıyorum İngilizcenin içinde de bir liste var. Yani bunlara da biz iç içe listeler diyoruz. Bunu da şu şekilde yapacağız. İsterseniz şuradaki P'leri silelim. Şu an hani zaten mantığını öğrendik. Gerek duymuyoruz. Şurayı silelim. Tahmininiz gibi nasıl yapacağız? Şu şekilde yapacağız. Bir kendi kafamızdan bir şey düşünelim. İsterseniz şurayı bir siliyorum. Bir ULE sırasız listem var. Bir eleman atamak istiyorum. Elemanı nasıl atıyordum arkadaşlar? Li etiketiyle atıyordum. Li'yi açtım, kapadım. Örneğin dedim ki buraya kadın dedim. Bir tane daha li etiketi kullanıyorum. Liste yani bir eleman daha kullanıyorum. Buna da erkek dedim. Örneğin ben bir giyim mağazasının bu içeriğini listesini çeşitlendirmek istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Atıyorum iki durum olsun. Hatta şurada biraz kafamızda canlandıralım. Paint'te ufaktan bir yazalım. Şöyle yapalım. Örneğin şunu küçültelim. 15 diyelim. Pardon arkadaşlar. Bir sıkıntı oldu sanırım. Şunu alalım. Şöyle. Tamam. Örneğin kadın dedim. Geldim. Erkek dedim. Sadece kafanızda canlansın da diyorum. Bu benim iki temel listem olarak bu şekilde. Ama atıyorum kadının alt listesi de var. Örneğin etek olsun. Kıyafet olarak, giyim olarak düşünelim. İşte elbise olsun. İşte kazak olsun. Örneğin bu şekilde devam etsin. Erkekte de atıyorum gömlek olsun.
hırka olsun vesaire bir şekilde devam ettirebiliriz. Aslında bunu yazmamdaki kasıt bunu yapalım şimdi. Kodda kafanızda canlanmasını istiyorum. İki temel listem var, kadın ve erkek olarak. Daha sonrasında kadının içerisinde bir liste daha oluşuyor. Erkeğin içerisinde daha bir liste oluşuyor. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Şu şekilde yaparız. Bizim zaten temelde iki listemi oluşturdum. Sırasız olduğunu belirttim. O zaman benim yapmam gereken şey şu arkadaşlar. Aslında şuradaki li'yi de ayıralım kadın. Şu şekilde ayıralım. Biraz daha açık görebilmek adına. Şu şekilde arkadaşlar kadın listesini oluşturdum. O zaman benim kadın elemanın içerisinde bir listem daha olması lazım. Bunu nasıl yapacağım? Şu şekilde yapacağım. Yine UL etiketini kullanacağım. Yani aslında liste içerisinde bir liste daha oluşturacağım. UL etiketini oluşturdum. Yani kadını yaz dedim. Daha sonrasında bir liste daha oluştur dedim. Bunu da sırasız yap dedim. Ve içine birliği etiketi daha ekledim. Neden? Çünkü bunun da elemanı geleceğini belirttim. Mesela neydi bizim şeylerimiz, parametrelerimiz? Etek, elbise, kazak. Yazalım. Etek dedik. Yine birliği etiketi oluşturdum. Liste. Elbise dedim. Birliği etiketimi kapattım. Kazak dedim örneğin. Yine bir etiketimi kapattım. Şu an yaptığım şey arkadaşlar aslında çok açık. Hiç kafa karıştırılacak bir durum yok. İsterseniz baştan bir bakalım. Body kısmına girdik. UL ile hatta şu type'ımı da bir sileyim. Hiç ekstralarla kafamız karışmasın. UL ile sırasız bir etiket liste olacağını belirttim. Daha sonra ilk elemanım geldi. İlk elemanım kadın. Yani şunu yazdı. Şuradaki kadını yazdı. Daha sonrasında bir liste daha olacağını belirttim. Şimdi bir liste daha olursa bunu zaten otomatikman içe aktarır. Yani İmrece direkt bir içe aktaracak. Daha sonrasında bir ilk listemi belirttim. Yani ilk elemanımı belirttim. Etek olduğunu söyledim, elbise olduğunu söyledim, kazak olduğunu söyledim. Yani tek tek bunların hepsi de blok etiketi, blok etiketleri olduğu için eteğe yazdı bir alt satıra geçti, elbise yazdı bir alta geçti, kazağa yazdı bir alta geçti. Daha sonrasında ne görüyor? UL kapanıyor. Yani içteki liste, sırasız liste kapandığını gördü. Daha sonrasında bir alta geçti. Bu eleman kimin elemanıydı? Kadının. Aslında kadından da çıktığını gördü. Yani kadın elemanından da, yani burada kapanış li'yi görüyor. Bakıyor hangi etiketin kapanışıydı diye. Li etiketi hangisiymiş? Kadın elemanının aslında. Kadından da çıkıyor. Bir geliyor yeni bir eleman ekliyor. Yani aslında şuradan çıktı. İç içe döngüden, listeden çıktı. Daha sonra kadını da kapattı. Yeni bir eleman almaya, yani yeni bir li almaya geldi. Baktı, erkek yazdı. Şimdi erkeğin içinde de gördüğünüz gibi gömlek ve hırka ekstra içteki listeyi oluşturacağız. Yine aynı mantık. Değişen hiçbir şey yok. Li dedik, yeni bir eleman olduğunu belirttik. Erkeğe yazıyor. Daha sonrasında gördüğünüz gibi yine bir liste oluşturuyor. Bu UL'yi yazmamızın sebebi tekrar diyorum sırasız olduğunu belirtmek için. Yoksa elemanlarımızı yazmak için kullandığımız etiketimiz li etiketi. Neydi? Gömlek ve hırka. Gömlek yazdık. Daha sonrasında etiketimi kapattım. Hırka yazdım. Daha sonrasında etiketimi kapattım. Şu an ne oldu arkadaşlar? İsterseniz erkek kısmına tekrar bakalım. Yine bir liste elemanı gördü. Erkeğe yazdı. Daha sonrasında bir UL, yani yeni bir liste çıktığını gördü. Ne yapıyor? Otomatikman zaten bir listenin içerisinde. Yeni bir liste oluşturuyorsa ve hala temel şu listenin içerisinde gördüğünüz gibi hala o asıl listenin içerisinde olduğu için bir içe atıyor bu yeni listeyi. Ben burada oluşturamaz mıyım ekstra bir tane daha liste? Oluşturabilirim yine şu şekilde. Burada yeni bir liste oluşturabilirim. Ama zaten şu an temel listenin içerisinde bir liste oluşturuyor. Yani içte olacak. İçte bir liste oluşturuyor. Elemanları gömlek ve hırka. Daha sonrasında kapatıyor. Ve erkek olan kısımdan da çıkıyor. Sonra buradakine geliyor bir bakıyor. Temel listemiz bitti. Yani UL. Bu dediğimiz bizim işte temel elemanları kadın ve erkek olan kendi içlerinde iç tarafa listelenen listemiz
kapandığını görüyor. Bundan sonrasında ben istersem yeni bir liste de oluşturabilirim. İstersem başka şeyler de yazabilirim. Ama listemi temel mantık olarak bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. İsterseniz bir kaydedelim. Daha sonrasında çalıştıralım. Gördüğünüz gibi tam istediğimiz gibi oldu. Kadın ve erkek bizim ana temel listemiz. Daha sonrasında içte etek, elbise, kazak bunu çeşitlendirebilirsiniz. Hatta atıyorum eteği çeşitlendirmek istiyorsunuz. İşte pileli vesaire. Eteğin içinde de aynı şekilde burada ne yapacağız? Şunu bir yana atalım ikisini görelim. Yine buradaki gibi li etiketi olacak. Eteği görecek. Daha sonrasında ne yapacak arkadaşlar? Eğer ben bu eteğin içinde de bir liste oluşturmak istiyorsam. Atıyorum hemen oluşturalım. UL dedim. UL'yi kapattım. Bu ne demek? Yani şu an ben temel listenin içindeki listenin içindeki listesine girdim. Ne yapıyorum? Yine bir elemanım olsun. Li'ye. İşte A diyelim. Buna çok da şey yapmayalım. A dedik. Atıyorum. B dedim. Daha sonrasında o listeden de çıktı. İsterseniz bir kaydedelim. En sonki halini görelim. Ne oldu? Şurayı yanlış olmuş. Tamam. Tamamdır. Şu an ne oldu arkadaşlar? Genel olarak kodumuzu incelersek ve bu incelemeden sonra da anlarsak aslında listenin tek biraz kafa karıştırıcı kısmı olan bu iç içe listeleri anlamış olacağız. Bu sayede sıralı listede de hiç sıkıntı çekmeyeceğiz çünkü tamamen mantık aynı. O yüzden şimdi en baştan kodumuzu okuyoruz, görüntümüze bakıyoruz. Bu şekilde de devam edelim. Gördüğümüz gibi body'nin içerisine girdik. Body'nin içerisinde sitenin iç kısmını yapacağımız, bu kısımda işleyeceğimiz kodları anlamına geliyor. UL etiketini gördü. Hemen kapanışı da burada. Yani şu an temel listedeyim. Asıl listedeyim ve içerisinde yeni listeler, yeni işte etiketler vesaireler var. Temel sırasız listeme girdim. Yani anlıyorum ki ben buradan bundan sonraki içerideki yani bundan sonraki li etiketleri şu temel olanlar. Hani ekstra yaptıklarımı bilemem ama onu değiştirebilirim. Ama bu li etiketleri sırasız olacak. Gördü li etiketi. Yeni bir etiket geldiğini gördü. Kadını yazdı. Direkt kadını yazıyor. Daha sonrasında bir satır aşağı iniyor. Yine bir UL var. Yani yine sırasız bir liste geleceğini bildiriyor tarayıcıya. Ondan sonra bir listenin içerisinde yeni bir liste olduğu için otomatikman iç tarafa aktarıyor. Yani bundan imleci içe aktarıyor. Gelen elemanı buraya yazacak. Yeni bir li etiketi gördü. Şurada gördüğünüz gibi etek yazıyor. Eteğe yazdı. Daha sonrasında bir baktı bir tane daha UL var. Gördüğünüz gibi temel liste, bir alt liste ve onun da altında liste. Hepsi iç içe şu anda. İmleci bir alt, bir sağ, bir satır sağa daha kaydırdı. Yani bir yana daha kaydırdı. Baktı li etiketi yeni bir eleman geldi. A yazıyor. A yazdı. Bloğu kapattı. Blok elemanı olduğu için bir satır aşağı indi. Yine bir li etiketi gördü. B'yi yazdı. Daha sonrasında li etiketini kapattı. B'yi de yazdı. Bir satır aşağı indi. Sonrasında UL'nin yani bu içteki AB elemanlarına sahip listenin kapandığını gördü. Buradan çıktı. Bir satır sola geldi. Çünkü içteydi. Bir satır daha dışarı çıktı. Daha sonra buradaki li'nin kapandığını gördü. Bu hangi li'di arkadaşlar? Eteğin sahip olduğu li etiketiydi. Sonrasında bakıyor etekten yani çıktığını anlıyor. Artık etekte değil. Ama hala şuradaki listemizde. Etekte değil bir satır aşağıya indi. Blok olduğu için li de bir blok olduğu için kapanışını görünce bir satır aşağıya iniyor. Yeni bir li etiketim var. Yeni bir elemanım var. Elbiseyi yazdı. Gördüğünüz gibi şurada eteğin hizasında. Neden? Çünkü hala aynı listedeler. Etekle bu etek ve elbise kazak aynı listedeler. Elbiseyi yazdı. Daha sonrasında yine li etiketi kapandı. Bir satır aşağıya geçti. Yeni bir li etiketi geldi. Kaza yazdı. Ondan sonra li etiketi kapandı. Bir satır aşağıya geldi. Bir baktı etiket bitmiş. Etiketin bittiğini gördüğü her zaman bir dışa çıkar arkadaşlar. Etiket yeni yazılıyorsa bir içe girer. Buradaki gibi yeni etiket oluşuyorsa bir iç satıra gelir. Ama etiketin bittiğini gördüğü zaman bir dışa çıkar. Burada da gördüğünüz gibi kazak bitiyor. UL yani sırasız listenin bittiğini görüyor. Kazaktan bir dışarı çıktı. Sonra li'yi gördü.
Lee bitmiş. Bu hangi Lee? Bak gördüğümüz gibi kadın elemanını bittiğini gördü. O zaman kadın bitti blok olarak da. Bitti bir alt satıra geçiyor. Yeni bir Lee etiketi görüyor ama gördüğünüz gibi kadınla aynı listedeler gördüğünüz üzere. Erkeğe yazdı. Daha sonrasında yeni bir ULE etiketinin açıldığını gördü. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Yeni bir ULE etiketinin açıldığını gördüğümüz zaman bir içe kayıyorduk. Çünkü zaten temel bir listemiz var. Şurada gördüğünüz gibi. Yeni bir içinde bu önemli bir ayrıntı. Eğer bu temel dediğimiz listenin bir içinde yeni bir liste oluşuyorsa bir içe kayıyor. Sonrasında elemanını alıyor. Li elemanı. Gömlek yazdı. Li etiketi bir blok etiketi olduğu zaman için kapanış etiketini gördüğü zaman bir alt satıra iner. Yeni bir Li etiketi görüyor. Hırkayı yazıyor. Kapanışı görüyor. Ondan sonra bir alt satıra geliyor. Ama gördüğünüz gibi ondan sonrasında buradaki etiket kapanıyor. Ne yapıyor? Hırka hizasındaydı. Etiketin kapandığını gördüğü zaman bir dışa kayar. Şuraya kaydı Bleach. Ama baktı Lee de kapandı. Yani erkek elemanı da kapandı. Ondan da çıkıyor. Sonra temel listemizde kapandı. Buraya kadar anladığınızı umuyorum arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi anlamazsanız baştan sarın dinleyin. Çünkü önemli bir konu. Aslında basit, birazcık karışık gibi görünüyor ama yaptığımız hep aynı şeyler. Çünkü ULE etiketi sırasız etiketler, sırasız listeler için kullanıldığını biliyorsak, Li etiketinin elemanları yazmak için kullanıldığını biliyorsak ve bunları da sürekli iç içe yaparak yeni listeler oluşturuyoruz. Hepsi aynı mantıkta. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda sıralı listeleri anlatacağız. Mantık tamamen aynı. Sadece burada nasıl sırasız olduğunu belirtmek için ULE etiketini kullanıyorsak, sıralı etikette de farklı bir etiket kullanıyoruz. Onun dışında temel mantığı tamamen aynı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.